Gazze iman meselesidir. Filistin iman meselesidir. İslam meselesidir, inanç meselesidir. Gazze'de ölen bizim insanlığımız, orada katledilen yavrucaklar, mümin kardeşlerimiz bizlerin çaresizliği sebebiyle katledilip şehit oluyorlar. İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak oturup düşünmemiz lazım. Neden? Elimiz mazlumlara ulaşmıyor. Neden? Müslümanlara yardım edemiyoruz. Neden kılımız kıvırdamıyor? Neden sadece yapmayın, etmeyin demekle kalıyoruz? Neden bu zulmü yapanlardan hesap soramıyoruz? Ayaklarımızdaki pranganın sebebi ne? Ellerimizdeki kelepçelerin sebebi ne? Neden sadece bu iş dilimize vurdu? Neden sadece şu anda ekran karşısına geçip, neden şimdi sadece ekran karşısına geçip burada video çekip tepki verebiliyoruz? Oturup düşünelim. Belki cevabını bulursak o vakit Gazze'ye yardımımız ulaşır. Filistin'deki kardeşlerimize yardımımız ulaşır. O vakit onları katleden zalim Siyonistlere karşı mücadelemiz, cihadımız başlar. Bunların hesabını o zaman onlara sorabiliriz. Problem bizde. Problem bizlerden kaynaklanıyor. Ümmet olarak şuursuzluğumuzdan, ihtilafımızdan, cehaletimizden Cenab-ı Allah bizleri içine düştüğümüz şu zilletten kurtarsın. Gazze'li kardeşlerimiz, Filistinli kardeşlerimiz, Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimiz ve İslam coğrafyasında kafirlerin zulmü altında, işkence altında can veren kardeşlerimiz. Bizler çaresizliğimizi, yalnızlığımızı, zayıflığımızı Allah'a şekva ediyoruz. Sizler de bizlerden şekva ediyorsunuz. Ve sizlerin ahı bizi de ağır bir şekilde vuracağını biliyoruz. Cenab-ı Allah acısın, merhamet etsin. İnsanlığın vicdanının bu şekilde çökmesi ve herkes ümidini Avrupa'ya dikmiş, Avrupa'da sokaklara düşen gayrimüslimlere dikmiş. Acaba oralardan bir yardım gelir mi ki? Onlar sokağa çıktı, tepki veriyor. Biz onlara kadar tepki veremedik diyerekten ümidimizi oraya bağlamış olmuşuz. Bu kadar zillete düşmüşüz. Müminler olarak bu işi düzeltecek, bu işin önünü alacak, bu işin hesabını soracak, bu işin önünü alacak bir gücümüz, bir kuvvetimizin olmayışını dert edinmeye başlayalım. Allah-u Teala bu zalimlerden intikamımızı, mazlumların intikamını tez vakitte alsın. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Allah El-Kassam Tugaylarına, Ebu Ubeyde'ye ve onunla beraber olan mücahitlere yardım eylesin. İsrail teröristlerine, onlarla beraber olanlara, onlara lojistik destek verenlere, onlara bilerek bilmeyerek destek verenlere kahru perişan eylesin.